Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde Medeniyetler Kavşağı Müzesi'nde Hatırlıyoruz adlı Orta Doğu'nun ilk Holokost sergisi açıldı. Burada soykırımdan kurtulanların ilk elden tanıklıkları sergileniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Yahudi yaşamında muazzam bir büyüme oldu. Yahudiler İsrail'den, Amerika'dan, Avrupa'dan buraya taşındı. Topluluk büyüdükçe topluluğun temellerini inşa etmek oldukça önemli. Ve bu müzenin Holokost anısını sergilediği şey gerçekten önemli. Çocuklarımızı getirebileceğimiz bir yer. Yahudi halkının Avrupa'da yaşadıklarının tarihini görmeleri için okulları veya farklı toplulukları getirebiliriz. 1941 ve 1945 yılları arasında 6 milyondan fazla Yahudi Naziler tarafından öldürüldü. Bu sergi Holokost sırasında olanları hatırlamayı ve Dubai'de yaşayan 200'den fazla ulus arasında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Sergide ayrıca Yahudileri kurtarmaya yardım eden Araplara ve Müslümanlara adanmış bir bölüm de yer alıyor. Bu insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir diyoruz. Ve bizim için gerçekten önemliydi. Hoşgörü ve diğer üç din, Orta Doğu dinleri hakkında galerilerimiz var. Dolayısıyla bu sergide yer alması gereken bir parça olarak gördük. Umudumuzu göstermek istedik. Müslümanlara ve bölgedeki diğer insanların onları kurtarmak istediğini göstermek istedik. Bölgenin tarihine bakacak olursanız Yahudiler ve Araplar her zaman yakındı. Fas'a, Tunus'a, Libya'ya, Suriye'ye bakacak olursanız güçlü Yahudi toplumunu görürsünüz. Galerinin merkezinde Varşova Getto çocuğunun gerçek boyutlu bir görüntüsü var. Sergide Rodos Yahudilerini sınır dışı edilmekten kurtaran Türk diplomat Selahattin Ülkümen ve birkaç Yahudi'yi Berlin'deki Nazi zulmünden kurtaran Mısırlı bir doktor olan Muhammed Helmi'nin hikayeleri de yer alıyor. Berlin'de okuyordu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında orada kaldı. Ve etrafındaki insanlara ne olduğunu gördü. Nazi rejimi sadece Yahudilere karşı değildi. Bazı aileleri kurtarmaya karar verdi ve bu aileler onun sayesinde Holokost'tan kurtuldu. Açıkçası oldukça duygusal. Sergiyi gezerken farklı resimler görünüyor ve burada sergilenen farklı hikayeleri okuyorsunuz. Ama bu gerçekten belli bir güç veriyor. Bu çocuklarımız için, gelecek nesillerimiz için güçlü kökler inşa ederken tüm insanlarla birlikte çalışmanın önemini, hoşgörünün önemini, bir arada yaşamanın önemini ve Birleşik Arap Emirlikleri genelinde uyumlu topluluklar inşa etmenin önemini öğrendiğimize dair bir güç veriyor. Bölge genelinde ve gerçekten dünya genelinde. Müzenin kurucusu bu serginin zamanlamasının anlamlı olduğunu düşünüyor. Son zamanlarda dünyada antisemitizm ve yükselişte olan ırkçılık gibi birçok olay ve trendler oldu. Bu yüzden bizim için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir sistemimiz var. Dayanışma kültürümüz var. Ve burası insanların geldiği yer. İnsanlar petrol ve para için gelmezler. Buraya kendilerini evlerinde hissettikleri için geliyorlar. Biliyorsunuz insanların en iyileri dünyanın her yerinden geliyor. Ve farklılıkların güzelliğini görüyoruz. Yani burası insanların geldiği bir yer. Medeniyetler Kavşağı Müzesi, küresel topluluklar arasında çok kültürlük değerlerine odaklanmak için kuruldu. Son sergide tarihin en karanlık anlarından birini ışık tutuyor. Tarihte bazı şeyler olur ve onları incelememiz gerekir. Hatalardan ders almalı ve bunun bir daha olmamasını sağlamaya çalışmalıyız. Sergi sonunda bir ruhu kurtaran herkesin tüm dünyayı kurtardığı cümlesini görebilirsiniz. Ve bence nereli olursanız olun, dininiz ne olursa olsun, bir kişiyi değiştirebilir veya bir kişiyi kurtarabilirseniz o zaman tüm dünyayı değiştirirsiniz.